sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz. Şimdi önce kısa kısayla başlayayım sonra uzun uzunla devam edeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'ye Vinicius Souza transferinde rakip çok. Şimdi bir de bir itirafta bulunayım arkadaşlar o kadar benzer isimler var ki kavram karmaşası yaşıyorum bazen ben de kimden bahsettiğimi inanın kafam karışıyor yani. Forvet olan Vinicius muydu? İşte orta saha olan Vinicius muydu diye soruyorlar. Ee, hangisi diye diyorum mesela onu söyleyeyim. Şimdi bu Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha oyuncularından Vinicius Souza. Şimdi bu Vinicius Souza'nın adı 9. Tamam aklınızda 9 milyon euro olarak kalsın. 9 Vinicius bu. Hocam öbür Vinicius'ta Forvet 9 deyince aklımıza o gelecek. Ya 9 istenen 1300 bu. Kiralık olarak görev yaptı. Meşeren'deki performansıyla birçok takımın ilgisini çektim. Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Orta saha oyuncularını e, kafaya takmış durumda. On servisi Lommel'da olan Brezilyalı futbolcu kiralık görev yaptı. Meşeren'deki performansıyla ilgi çektim. 22 yaşında. İtalya'dan Monza ve Verona İskoçya'dan Celtic, Belçika'dan Anderlecht'in ilgilendiği belirtildi. Genç oyuncunun menajeri Joao Carlos'a göre İngiltere'den bir takımda oyuncusunun durumunu takip ediyor. Savunmanın önünde görev yapıyor. 35 maç oynuyor, 2 gol, 1 asistlik skor katkısı. Şimdi birçok arkadaşım bilmiyordur konuyu. Bilmeyen arkadaşlar için de e, kısaca izah edeyim. Arkadaşlar Manchester City'nin içinde bulunduğu bir grup var. Pahalı olduğu bir grup. Bu grup ne yapıyor? Bulduğu yetenekleri alıyor, oynayabileceği e, takımlarına, oynayabileceği liglere gönderiyor. Oralarda elemanlar pişiyor ve daha yüksek gelirler elde edebiliyorlar. Yani mesela Enes Ünal'ı hatırlayın, Bursa Spor'dan aldılar. Belki hiç Manchester City forması giymedi. Hani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gitti. Ama sonuç olarak Manchester City kazandı. Bu da benzer. O yüzden bu çocuğa 9 istiyorlar. Eğer 4,5 milyon euro ya da daha düşük bir fiyata razı olsunlar hemen bu çocuk yarın Fenerbahçe'de. Yarın da değil bugün Fenerbahçe'de. Yani bunu anlatırken diyorlar ki hocam niye bu kadar emin konuşuyorsun? Eminim. Bakın sizin o meşhur duyuncular da e, ortalığı karıştırmış. Demiş ki Fenerbahçe bir tane 6 numara bir tane de kanat alacak. 6 numara çok önemseniyor. Hoca tarafından demiş ya Sabuncuoğlu. Ben de hodri meydan diyorum. 2 kanat, 1 altı, belki 2 forvet, 1 stoper, belki 2 stoper alınacak diyorum. Hadi hodri meydan. Hadi hodri meydan. Ancak Yağız Bey'in şu ifadesine katılıyorum. Transferde birinci öncelik William Carvalho demiş. O yüzden dün birinci soğuzaydı. İkinci öncelik João Mario değil. Üçüncü öncelik Vinicius Soğuz'u olarak biliyorum demiş. Joao Mario defterini kapatın. Açmayın. Gitti o defter. O defter açılmayacak. William Carvalho ya da Vinicius Souza. Ben ikisinden birini bekliyorum. Hocam Alex Kral beklemiyorum. Hocam işte Hacı Ahmetoviç. Arkadaşlar bakın. Hacı Ahmetoviç ilgili de söyleyeyim. Ee, şimdi şu transfer duyumu doğru ya da yanlış demek değildir. Misal Hacı Ahmet için şartlarını sorarsın. Bu transfer doğru ya da yanlış demek değildir. Ben bunu doğrularım. Yüzde yüz doğrularım. Hacı Ahmetov için şartlarını sorduk. Ama niyetimiz var mı? Yok. Almayacağız. Yani alma niyetimiz yok. Bak alma niyetimiz yok. Hocam o zaman niye soruyoruz? Taktik, strateji diyebilirim. Yani inşallah bunu anlatabilirim yani. Taktik, strateji. Bakın mesela Mesut Özil. Mesut Özil e, için sosyal medyaya duyum verildi. Sezon açan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına alınmayan Mesut Özil Almanya'ya gitti diye. Bak alınmayan. Burada biraz taraftar tepkisi herhalde tetiklenmeye çalışıldı ama Mesut kız kardeşinin düğününe katılmak için Almanya'ya gitmiş. Kuzeni değilmiş direkt kız kardeşiymiş. Bilmiyorum ne kadar doğru. Şimdi bunu belirteyim. Bu bir. İkincisi şöyle orta sahalara bir daha bakayım. Tamam orta sahaları geçtik. İkincisi Fenerbahçe bir futbolcu transfer etti. PSV Eindhoven'dan Buruma'yı kiraladığını duyurdu. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı kanat oyuncusu Armindo Buruma İstanbul'da da iniş yaptı. Yani şu an için İstanbul'da resmi açıklamalar falan da dün gece daha doğrusu bugün gece saatlerinde yapıldı. Yok ya 12'den sonra mı yapıldı? Neyse. Şimdi Buruma ile ilgili çok fazla spekülasyon var. Kulübümüzün yapacağı resmi açıklamayı bekleyin. Yani benim verdiğim duyma da inanmayın. Kimseninkine de inanmayın. Hala ve hala ısrarlı bir şekilde yazıyorlar işte Buruma'yı Roma'yı bilemedin. Lan, tövbe haşa ben Allah mıyım? Her şeyi bileceğim diye bir şey yok. Bir. ikincisi kim bilmiş? Kim Burma Fenerbahçe demiş? Üçüncüsü. Ya videoyu çekmişim kanıt olarak size atmışım linkini orada tarihi eşek kadar yazıyor ha siz eşecekseniz bazı arkadaşlara söylüyorum siz eşecekseniz ona bir şey diyemem videonun tarihi yazıyor izlenmesi var atılan yorumlardan sabit yani sabit ee, orada konuşmuşum demişim ki açık ve net bende öyle kıvırma falan yok beni başkalarıyla karıştırmayın. Demiş ki ya Botafogo'nun ilgisi var bizden daha şeyler. Biz kiralık teklifinde bulunduk ama kafam almıyor hani bir yıl sözleşme bitimine kalmış borcu nasıl kiralık alacağız diye. Ya ben ihtimal vermiyorum dedim. Bu. Lan baktığın zaman harfi harfine doğru çıktı duyum. Baktığın zaman kiralık ben ihtimal vermiyorum ama becermişiz. Botafogo'nun ilgisi var mı? Var. Adam Fenerbahçe'ye geldi. Ben yine şeyinde değilim. Gördünüz George Jesus geldi, işte Lincoln geldi, ilk veren, duyumu veren benim. Bir Allah'ın kula çıkıp ilk veren sensin deme, de. Herkes ilk biz dedik, ilk biz dedik, ilk biz dedik. Ne kadar güzel bir piyasa, ne kadar güzel bir olay. Önce arkadaşlar söyle, ha diyelim ki hiç konuşulmadı. Sizin konuşma hakkınız yok ki. Hainlik yapan arkadaşlar. Siz önce eteklerinizi çıkartın, daha sonra kıyafetlerinizi çıkartın. Kanala beşer tane abone getirip üye olun. Önce siz sözünüzü tutun, sonra konuşuruz. Yine diyorum. Buruma olayında. Madem bana inanmıyorsunuz bekleyin kulübün açıklamasını bekleyin. Kaç yıllık sözleşme imzalanacağına bakın. Madem kiraladık bakalım 3 artı 1 yıllık imzalanacak mı imzalanmayacak mı bekleyip görelim. Geç bunu da inkar edersiniz ama neyse. Şimdi Buruma'nın verdiği katkıya bakın. Hatta ben videonun birinde bak üç farklı videoda Buruma'yı anlatmışım. Birinde az önce dediğim. İkincisinde beklemeyin diyorum kısa kestire batıyorum. Üçüncüsünde diyorum ki ya diyorum adamı Hollanda Ligi gibi birlikte. Bu arada üye yayınında da aynısını söylemişim. Arkadaşlar üye yayınındaki arkadaşlar son 2-3 üye yayınlarının tekrarını izlerlerse ne demek istediğimi anlayacaklar. Bazıları da pişman olacaklar ama e, gururlarına yedirip özür dilemezler muhtemelen. Dilemesinler canları sağ olsun. Şimdi oynadığı maç sayısına bakıyorsun. Yani çok yüksek. 44 maça çıkmış. Ama Dakika odaklı bakarsanız müthiş bir katkı. Yani 1750 dakika yaklaşık 19 maç. 20 maç yaklaşık diyelim. 14 gol katkısı. Yani 1800 dakika yani 1800 dakika yakın. 20 maç 14 gol katkısı ya da 19 buçuk maç 14 gol katkısı. Bundan da bahsetmişim. Hatta şey diyorum orada. Hollanda ligi gibi birlik hani ofansif olarak çok daha fazla aksiyonun olduğu birlik bana yeterli gelmedi diyorum. 44 maçta işte bu kadar. Ama dakika bazında baktığın zaman müthiş bir istatistik. Şimdi böyle bir futbolcu alacak olsan da diyorum as almasın. Yedekten girdirirsin. Gerekli mi diyorum. Bence gereksiz diyorum. Ya bu benim şahsi fikrim. Ben gereksiz buluyorum. Bir önceki sezona baktık arkadaşlar. İstatistik olarak. Onda da 2050 dakika oynamış. Bakın. Yaklaşık 23 maç. Yine 14 gol katkısı. Yani e Bakın arkadaşlar. Yani 2050 dakika oynuyor. Bu sezon 1750 dakika oynuyor. Muhtemelen sonradan sonradan falan oyuna giriyor ediyor. 2 sezonda da 14 gol katkısın. Ha Hollanda Ligi bizim lige göre nispeten kolay. Ama şu bir gerçek. Sen Buruma'yı ilk 11 için alıyorsan çok ama çok yanlış bir transfer. Çok yanlış bir transfer. Ha bak hızlı oyuncu, rakip geçen oyuncu. Hani Gol becerisi yüksek, şutları iyi bir oyuncu. Süper. Süper gidebiliyor Maliyetine de yani ben inanmıyorum. Size de söyleyeyim ama bak inanmadığım duyumu da veriyorum. Üyelere bile vermedim bu duyumu size söylüyorum. 1 milyon euronun altında yıllık ücret. Kiralama bedeli yok. Ortada bir şey var. Opsiyon falan filan bilmiyorum. Bazı arkadaşlar dün çıktılar dedi ki 2024'e kadar sözleşmesi var. O yüzden bu sene bedava kiraladık. Önümüzdeki sene de opsiyon var falan filan. Ama 4 milyon euro ya, olayı yalan diye. Ben kulüp açıklama yapsın da. Hepimizi öğrenelim diyorum. Ben de bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Öyle söyleyeyim. Nasıl olsa bil, bilsek de inkar ediliyor. O yüzden o şekilde söyleyeyim ama. 1 milyon euronun altına yıllık ücretini aldık diyelim. Bon servisine para vermedik diyelim. Arkadaşlar PSV göndermek için taklalar atıyordu. Biz bugün Gustavo'yu bedava isteseler vermez miyiz? Veririz. Gustavo'dan 3.5, Gustavo'nun 3.5 aldığını söylüyorsunuz. Ben Biz Gustavo'nun sözleşmesini fes etsek, göndersek ya da bir takım bedava satın alsa. Ben desem ki 3.5 milyon euroluk bir karımız var desem. Yalan söylüyor der misiniz? Peki 1 milyon euroya satmış olsak desem ki arkadaşlar Fenerbahçe'nin Gustavo'dan Net karı 4,5 milyon euro desem yalan söylüyor der misiniz? Demezsiniz. Gustavo PSV'den belki yıllık 2 milyon euro alıyor vergiler dahil. 2 yıllık sözleşmesi kaldıysa Hollandalı gazetecide diyor ki 4 milyon euro karı var. Neyini anlamıyorsunuz? Neyini anlamıyorsunuz? Belki de adam bunu kastediyor. Şimdi bakın Fenerbahçe'de bu sezon en belirleyici unsur ne biliyor musunuz? Jorge Jesusa. Bak Jorge Cesur'sa finansal bazı şartlar hariç her yetkiyi vermek Fenerbahçe'nin müthiş karı. Kardeşim biz sana güveniyoruz. İdareyi sana bırakıyoruz. Al sportif direktörüm var bilmem koordinatörüm var ne yapıyorsan yap diyoruz. Bak böyle devam edersek başarı yönetimin Allah muhafaza başarısızlık Jesus'un olur. Çok doğru bir hamle ki bu şekilde de başarı gelir. Bir de şunu özellikle belirteceğim. Ya buruma gelmiş bizimkiler burun kıvırıyor. Daha Allah adamları. Dünkü videolarda da söyledim. Sizin geçen seneki sağ kanadınız, sol kanadınız kimdi? Hani bu ne, neyin beğenmezliği? Bakın Galatasaray şampiyon oldu, yapıldı fark etmez. Şampiyon olduğu sene Onye Kuru kanadıydı. Başakşehir şampiyon olduğunda Visca. Beşiktaş şampiyon olduğunda Gezzal. E, Trabzon'da bu sene Vakayeme. Çıkın bunları. Bunların katkısını çıkın. Ilk ikinin içinde olmaz bu takımlar. Ya şampiyon oldukları zaman kilit oyuncular, hep kanat oyuncular. Hiç dikkat etmediniz mi? Ortak özellikleri ne? Çalım, skor katkısı. Çalım, skor katkısı. Bazısında doğuz gün hız da yok ama çalım ve skor katkısı. Ya Jesus bunu keşfetmiş arkadaşlar. Bak Bruno Henrique, Buruma adam bu tarz futbolcuları istiyor. Bak Süper Çöp Birlik. Atanın iyi, tutanın iyi olsun. Direkt şampiyonsun zaten. Bir de hakemin iyi olsun. Atanın iyi, tutanın iyi, hakemin iyi olursa şampiyon, ötesi şampiyon olursun. Bizim şu anda tutanımız iyi. Savunma kısmı da iyi. Topu ileri taşıyacak adamların da iyi. Ama topu kaleye sokacak adamların yeterli değil. İşte bunların içinde nokta atışı yapman lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Bruno Henrique bunlardan bir tanesi. Ben Allah yalanı sevmez. Ben size açık söyleyeyim. Bruno Henrique'nin Fenerbahçe'ye gelmemesi benim için daha sürpriz olur şu andan itibaren. Gelmemesi sürpriz olur. Üyelere de duyum verdik, abonelere de duyum verdik. Bir Allah'ın kulda çıkıp inkar edemez. Gerçi inkar eden Allah'ı da inkar eder. Aynı mesele de. Dün sosyal medyada herkes Bruno Henrique Fenerbahçe'de diye yazmış. Flamengo'nun isteği 3 milyon euro 3'ü verdiğimiz anda bizde diyorlar. Biz de 3'ü kabul ettik diyorlar. Ben de üyelere bazı duyumlar verdim. Abone arkadaşlara da verdim. Önceki videolarda var. Baktığınız zaman eşdeğer. Son 3 sezonda 30 artı gol katkısı yapmış diyor. Ancak Brezilya Ligi'nde e, maçlar çok fazla oynandığı için, çok fazla maç sayısı olduğu için o da olabilir. Yine aynı şekilde hocam he, diyelim ki Bruno Henrique'yi Fenerbahçe aldı. 3 milyon euroya alacak? Yani tek sıkıntı şey ödeme şartları. Onu belirteyim. Bir de alacakları tepkiden korkuyorlar ama o tepkiden artık nasibini aldılar. Sonra söyleyeyim. Emre Mor'u da konuşacağım. Ee, ya da şimdi konuşayım. Bak Fenerbahçe kanatları. Bruno Henrique 1. Buruma 2. Rossi 3. Emre Mor 4. Nasıl tandem? Yani arka önlü bu dördü. Bak Henrique 1. Emre Mor 2. Buruma 3. Rossi 4. Yani yanlış anlamayın beni. İstediğin tandemi kur. Biri yedek olsun, biri sonradan girsin, biri önceden girsin, biri hamile oyuncusu olsun, biri hamile oyuncusu olsun fark etmez. Müthiş bir kanat rotasyonu. Dört tane orijinal kanat. Bak Ferdi Kadıoğlu demiyorum. Ferdi'nin orijini 8. Ferdi'nin orijini sekiz. Dört tane orijinal kanat. Bu arada Yağız Sabuncuoğlu da demiş Bruno Henrique için Flamengo 3 milyon euro bon servis istiyor demiş. Yani tabi e, tabii ki bu adamlar ekmeğini bu işten kazanan adamlar. Biz bu adamları hazırlaşacak halimiz yok. İlla ki bu adamların bilgisi vardır ama benim duyumumla paralel olduğundan dolayı da ismini özellikle veriyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Fenerbahçe'nin hem Flamengo ile hem Bruno Henrique de anlaşma sağladığını da bildireyim. Dediğim gibi bu transferin artık buradan dönmesi daha sürpriz olur ya. 3 milyon euro. Şimdi buruma geldi hocam. Bruno Henrique iptal olmuştur. Hayır Bruno Henrique değil de Igor Pakşay'a iptal olmuştur muhtemelen. Çünkü Igor e, Payik Sao e, o kanat oyuncusuydu. E, o iptal olmuştur olduysa. anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu da konuştuk. Hocam Bertrand Ben Trant Traure. Arkadaşlar bunu geçen gün konuştum bak. Bu Bertrand Traure fakir anelkası hatta fakir anelkası demeyeyim orta sınıf anelkası. Bertrand Traure. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti diyorlar. Fenerbahçe oyuncuyla görüştü. Oyuncuyu ikna da sıkıntı yok ama Aston Villa teklifimizi hiçbir şekilde kabul etmiyor. Aston Villa diyor ki ben size bunu şartlı, zorunlu satın alma opsiyonuyla kitlerim. Bizimkilerde şartı kaldırın. Oynatalım. Biz zaten bunu oynatırız. Alırız diyor. Biraz da fiyatını düşün diyorlar. Kabul edilmiyor arkadaşlar. Yani haberiniz olsun. Kabul edilmiyor. O yüzden ben Travrayı çok çok beklememeniz gerektiğini söyleyeyim. Emre Mor konusunda Emre Mor konusunda arkadaşlar biz bugün hangi gündeyiz? Perşembe. Benim bildiğim salı günü bir görüşme gerçekleştirildi. Benim bildiğim. Belki de yanlış biliyorumdur. Duyumum yanlıştır. Duyum yanlış diye hemen kaçacaksınızdır başka kanallara. Siz bilirsiniz, kaçabilirsiniz. Süleyman Hurma ile görüşüldü salı günü. Ama telefonda, ama yüz yüze, ama Facecam'den görüşüldü. Emre Mor'la da görüşüldü. Bazı kaynakların bitti diyor bu duyumu ver diyor. Bazı kaynaklarında diyor ki bekle diyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne terbiyesizlik yapma diyor. Belki de hem Bruno Henrique hem Emre Mor ikisi aynı günde açıklanır. Sen de sevinirsin diyor. Vallahi benim sevindiğim olay şu. Bak benim sevindiğim olay gerçekten şu. Allah aşkına bir kanadına bak. Şimdi oynatabileceğin isimlere bir bak. Bruno Henrique'yi oynatabilirsin solda. Bruma'yı oynatabilirsin. Rossi'yi oynatabilirsin. Emre Mor oynatabilirsin. Yine sağda bu dördünü oynatabilirsin. Bunlardan hariç Osayi, Ferdi'yi oynatabilirsin. Bak Osayi kanada koyun Etkisi tırttı. Ferdi'yi kanada koyuyor. Etkisi o kadar iyi değildi. Hani bekteki kadar. Şimdi hal böyleyken. Bak Ferdi Kadıoğlu konusunda da özellikle bir değineyim. Arkadaşlar bir duyuma göre bir duyumcuya göre Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz bir teklif gelmiş. İngiltere'den 16 milyon euroluk Bakın Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için bir İngiliz takımından 16 milyon euroluk teklif gelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Ben size bunu yani böyle bir teklifi çok çok önce söyledim mi? Söyledim. Ama benim dediğim teklif Koku'nun takımındandı. Koku'nun takımı 16 milyon euro teklifte bulunacaktı. O olmamıştı. Fakat bekliyordum. Yani onun üzerinde bir teklif bekliyordum. Ve duyumcu arkadaşın biri Ferdi için, yani Ferdi için e, bu teklif duyumunu vermiş ama e, şimdi bir şey diyemiyorum, oyuncu elden çıkarma istemiyor Fenerbahçe yönetimi. Bu teklifi düşünmeye başladı diyor. 16 milyon euro. Vallahi çok ilginç. Atilla Salahi, hemen bu konuya döneyim. Atilla Salahi, Fenerbahçe'nin elini yumuşatan elini rahatlatan bir isim. Sol bek hani uğraşıyoruz ya birilerini almaya çalışıyoruz ya. Kimseyi alamadık diyelim Allah muhafaza bak. Bugün Fenerbahçe Ferdi oynatır mı sol bekte? Atilla Salah'ı oynatır mı? Oynatır. Birinden biri değer kaybeder ama. Böyle bir riski var. nova'da da oynatır Fenerbahçe. Yani şu an için gitmediği için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Diyelim Novak gitti. Bak Ferdi'ydi de da oynatabilir. Ama birinden biri değer kaybeder. Ben diyorum ki Ferdi Türk kontenjanda sıkıntı yok. Atilla Salay'ı mutlaka git diyorum. Atilla Salay için de Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi demiş ki Atilla Salay çok mütevazi bir insan. Avrupa'da onun özelliklerine sahip çok fazla savunma oyuncusu yok. Napoli savunmaya bir transfer düşünüyorsa eğer onlara Atilla Salay'ı almalarını öneririm demiş. Bizim taraftar hoplamış, zıplamış lan manyak mısınız? Tabii ki önerecek. Bu işler parayla. Siz Fenerbahçe'nin burnunun şeyden çıkmasının nasıl olmasını düşünüyorsun? Yani nasıl burnumuz şeyden çıkacak? Solbek için de bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'de Solbek alternatifi Marcelo. Marcelo ile her konuda anlaşma tamam. Ama biraz yüksek bedellerle tamam. Biz Marcelo'nun fiyatını düşürmek için bazı isimlerle görüşme gerçekleştirdik. Mesela bunlardan birisi Wellington. Sao Paulo'nun 21 yaşında 19 Şubat doğumlu oyuncusu Wellington. Şimdi benim önümde şartlar da var ama şartları bugün söylemeyeyim, yarın söyleyeyim. 2024'e kadar sözleşmesi var Brezilyalı. 21 yaşındaki 1.75'lik sol bek 2.5 milyon euro piyasa değeri var. Bu sezon 19 maça çıkmış 1006 dakika, bir gol, iki asisti var. Bu bir. İkincisi Yanis Hamache. Bu arkadaş da Boavista'nın oyuncusu. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış bir Solbek. Yani bu arkadaşlarla ilgili çok fazla duyum var. Çok fazla zayıf duyum var. Sosyal medyada da bazı kişilerin doğrulaması var. Hani bize de geldi diye. Bu Yanis Hamaç'e sanırım Sercan Hamzoğlu asıl doğrulayan kişi. O doğruladıktan sonra da belki de hani dediler ki Sercan Hamzoğlu tamam dediğine göre bizim için de tamamdır dediler. 22 yaşında 13 Temmuz 99 doğumlu Yengeç Burcu. Keşke alınsa. Fakat Cezayir uyruklu. Bizde biraz Kuzey Afrikalılar iş yapmıyor ama Portekiz Ligi'nde Boavista'da oynuyor. 2 milyon euro piyasa değeri biçmişler. Bu arkadaşımızın istatistiği beni benden aldı. Sol bek, sol kanat. Hücumun solunda da oynayabilen bir isim. Oynayabilen bir isim. Fransa Ligi'nde Niz'den gelmiş. Olimpik Nice. Ve düşünün arkadaşlar. Bu arkadaş bu sezon 31 maça çıkmış. 2321 dakika. Tam 31'i karşılamıyor. Ama 4 gol 5 asist. 2321 böl 90'a 26 maça çıkmış arkadaşlar. 26 maçta 4 gol 5 asist. Şimdi zayıf duyumlardan biri şu. Bu arkadaş için 1 milyon euro bonservis talep ettikleri. Ama bu 1 milyon euro boş değil. Arkası dolu. Sonraki satıştan kaça satarsanız satın %40 pay istiyoruz diyor. Atıyorum 1 milyon euroya aldın. 20'ye sattın. 8'ini vermek sonrasında adamlar 9'a satmış olacak. Sözleşme bitimine 1 yıl kalmış. Ha 1 milyon euroya alırsın. Sonraki satıştan %15 pay dersin. 20'ye satarsın. 3 milyon euro daha verirsin. Adam dörde satmış olur. Sen de kullanmış olursun. Bu riske girilir mi bilmiyorum ama gördüğüm istatistik beni benden aldı. Hatta benim kafada bir soru işareti doğdu. Şimdi Marcelo dediğin adam böyle yıllık bedava oynayacak hali yok. Tahmin ediyorum herhalde 2'nin üstünde 3'ün üstünde yıllık ücret isteyecektir. 3 milyon euro yıllık ücret istiyor olsun. İlla ki imza parası da isteyecektir. Ya düz mantık gidelim mi? 4 imza parası 4'te yıllık ücret diyelim. 4 4 8. 2 yılda 2 yıl oynayacak dedim. 4 8 12. Bir de bir artı koyalım. 16 milyon euro. İyimser düşünüyorum. 3 imza parası. 3 3 3 olsun. 12 milyon euro. 12 milyon euroyu Marcelo'ya vermek mi? Bu çocuğu sonraki satıştan payla almak mı daha mantıklı derseniz kararı size bırakıyorum. Ama bu çocuk eğer bu şartlar zayıf duyumlar doğruysa kaçırılmaması gereken bir olay. Spor okullarımızda yetişen 3 tane oyuncumuz yeni sezon kadrosunda yer alıyorlar Fenerbahçe'de şu an için. Bunlardan birisi Uğurkan Yıldız size söylemiştim çağrıldı diye. Yusuf KocaTürk bu arada Uğurkan Yıldız Derazı, Yusuf KocaTürk yine Derazı, Muhammed Gümüşkaya etiler. Ee, şeyinin nasıl diyeyim ee, altyapımızın mahsulü 2022-2023 sezonun ilk antrenmanda futbolla takımımızın yeni sezon kadrosunda yer almışlar. Ben Muhammed Gümüşkaya'yı beğeneceğini düşünüyorum. Bakın bu da tandemde yer alabilir. Az önce bir sürü kanat saydım. Bak Muhammed de oynayabilir mesela tandemde. Muhammed 8 de oynayabilir. Sol bek de oynayabilir. Belki de Ferdi, Muhammed, Çağatay bana yeter diyecek. Hocam öyle bir hatayı yapmasın. Yapsın. Bakın bu adamın önceliği yani Jesus'un önceliği kanat beklerinin hücumcu olması, defansif olması değil. O yüzden bu adam bunları kullanır. Ama şu an için konuşmak erken biraz daha zaman geçsin. Yunan basını Dimitris Itoidis vatandaşı Nick Talatisi, Hesi, Fenerbahçe Beko'ya getirmek istiyor demiş. Bu duyumu verelim. Dediğim gibi Yunan basının duyumu. Valla Fenerbahçe Euro Lig şampiyonu olsun da istiyorsa beni getirsin fark etmez. Gerçi ben çok anlamam. Kupayı kaybettiririm de. Onu da söyleyeyim. TFF başkanlık seçiminde arkadaşlar büyük bir savaş var. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Mehmet Büyükekşi'ye karşı rest var. Kulüplerden bir tanesinin taraftarı olan bir milletvekilinin söylemiş olduğu bir cümle var ki ortalık çok karıştı o cümleyle. Hani Cumhurbaşkanının bile sinirlendiği tepkisinin farklı olabileceğini söyleyenler var. Ben bilemem onu. Siyasi içerikli konuşmada yapmak istemiyorum ama Ali Koç sonuna kadar arkasına düşecek. Hatta Cumhurbaşkanı'ndan da çok 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 ciddi bir yardım alıp arkasına düşecek duyumları var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama olması gereken bu. Yani askeriyede de olurdu. işte şu komutan bana şunu dedi deyip atını koşturanlar oluyordu. İnşallah hayırlısı olsun. Sonuç hocam. Bize sonuç ver. Ben bu videonun başlığına ne koyayım? Bir. Bruno Henrique dediğim gibi inşallah. Allah'tan bir mani gelmezse buradan döneceğini sanmam. Ama bir cümle kuruyorsun. Transfer olmuyor. O cümleyi dallandıra budaklandıra sana tekrar tekrar söylüyorlar. Onursuz, haysiyetsiz insan çok maalesef. Ben iyiliğinizi düşünerek açık konuşuyorum. Emre Mor. Emre Mor konusunda kulübüyle kendisine bir pürüz yok. Hem Bruno Henrique hem Emre Mor için ben kap bekliyorum. Bakalım ne olacak. Buruma Hakeza 2. 1300 Souza ya da William Carvalho'dan birini kesinlikle bekliyorum. 3. 3. Başka. Rossi. Arkadaşlar Rossi şu an kadroda ama Rossi'ye 14-15'lik teklif gelirse gider gider ki 14-15'lik teklif veren varsa zaten gitsin hocam dediğinizde duyar gibiyim. Onu da söyleyeyim. Pakşar'a iptal. Joao Mario iptal. Alex Kral iptal. Mesut Özil, Mesut'la bir görüşme var. İnşallah. Aston Fenerbahçe'de der de ayrılır. Bunu da söyledim. Bertrand Traore'yi beklemeyin. Keşke gelse ama beklemeyin. Atilla Salahi'ye yol göründü. Açık söyleyeyim. Yol göründü Atilla Salahi'ye. Hem Salahi'ye hem Kim çeşitli teklifler var. Kim Minji için dün de konuştuk. Yani 25 milyon euro teklif gelirse tutamazsın. Atilla Salahi için 15 ve üstü gelirse tutamazsın. Her iki futbolcunu sattığını düşünsene 40 milyon euro. Hocam biz onlar gibisini bulamayız. Bulursun. Daha da iyisini de bulursun. 40 milyon eurodan bahsediyorum. Bakın bugün Bruno Henrique'ye finansman lazım. Emre Mora finansman lazım. 2. Vinicius ya da Carvalho ikisinden birine finansman lazım. 3. Sadece Gustavo'yu göndermekte iş bitmiyor. Sosa'yı göndermekte bitmiyor. Finansman lazım. Bon servis lazım. 3. Belki de Rossi'yi gönderip Bertrand Traore'a çekebilirsin o zaman. Bak Rossi giderse ihtimal var Traore'ye. Hatta Rossi 12 artıya giderse Traore ihtimali bayağı var diyeyim. Hadi öyle de bir açık kapı bırakayım. Salahin'in teklifleri çok ciddi. Kim Minci'nin teklifleri çok ciddi. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Ben bir, bir buçuk önce şunu söylüyordum. Salah'ın gitme ihtimali çok daha yüksek Kim Minji'den diye. Şu an ikisininki de hemen hemen eşit. Ve i̇kisinin de gitme durumu çok çok yüksek. Bakalım ne olacak. Marcelo olayını konuştuk. Marcelo, Wellington, yani Samace. Herkesin bana söylediği şey şu hocam. Marcelo gelmesin. Bak prime bir ferdi var elimizde. Şimdi prime bir ferdi varken Wellington almak daha mantıklı. Ama görmediğiniz Wellington arkadaşlar. Transfer marketa bakıp İki tane skills videosu izleyip bu çocuk çok iyiymiş demek. mantıklı. Mesela yani Hamaçe. yani Hamaçe. Jesus ve ekibi illaki izlemiştir. En azından Portekiz Ligi. Wellington'u da izlemiştir eminim. Ama Marcelo bu sezon çok az oynadı. İsteyeceği ücret çok. Fenerbahçe şu ekonomik durumdayken ben Marcelo ismine de bilmiyorum kafam mantıklı değil diyor. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Ama şu yani Samaçe'nin eğer zayıf duyumlar doğruysa ben bunu da hayırlı olsun çekerim 4. Urkan Yıldız, Yusuf Koca, Türk Muhammed, Gümüşkaya şu an için deneniyorlar. Bunlar isteyen kulüpler de var. Bakalım ne olacak. Biraz beklemeniz lazım. Kim Minji ve Salah'ın ikisi birden giderse bir tane de stoper çekilir. 5. Şu ana kadar iki tane kap yapıldı. Bir de şu genç ee, şeyinki Ensar Brahitç yapıldı ama Brahitç'i saymıyorum o genç takım için. İki tane kap yapılmıştı. 5 de bunlar olsa 7 kap. Daha bir de yedek kaleci alacaksın. 8 kap. İş gittikçe Mustafa Hoca yine bildiğe doğru gidiyor ama hayırlısı olsun. Ne diyeyim arkadaşlar. Kanalımızda olduğunuz için, takip ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Görüşmek üzere.